Öncelikle eşdeğer kelimesinin tanımını yapalım. Eşdeğerin tanımı için Wikipedia'da bulduğum tanımı hemen sizinle paylaşayım. Açıkçası bu tanımı çok da faydalı bulmadım ama bazı önemli noktalara dikkatinizi çekmek istiyorum. Şöyle diyor. Eşdeğer, bir asit-baz tepkimesinde 1 mol hidrojen iyonu ortaya çıkaran veya 1 mol hidrojen iyonuyla tepkimeye giren ya da aynı şeyleri 1 mol elektronla yapan madde miktarıdır. Şimdi bunu ilk defa okuduğumda kafam bir hayli karışmıştı. Ama üzerinden birkaç defa geçince eşdeğerin öncelikle bir miktar yani bir sayı olduğunu anladım. Ve bu dersi anlatmaya da işte bu noktadan başlamak istiyorum. Yani biri size kaç tane eşdeğerim var dediğinde aslında bir sayıdan bahsediyordur. Herhangi bir iyon için kullanılan bir terim olarak eşdeğer bir sayıya eşit olur. Bu sayı çoğu zaman mol cinsinden verilir. Evet, eşdeğer bir şeyi dengelemek için ihtiyaç duyulan mol sayısıdır. Bu durumda dengelemek istediğim şey de bir yük olacak. Zıt yüklü, tek değerli. Hatta bu zıt yükün de 1 mol olması gerektiğini de ekleyeyim. Evet, bu da son derece önemli bir detay. Bu şekilde anlatınca biraz havada kaldığının farkındayım. Onun için hemen bir örnek verelim mi? Elimizdeki iyonun potasyum iyonu olduğunu düşünelim. Potasyum. Bununla 1 mol zıt yüklü tek değerlinin yükünü dengeleyeceğiz. Bu çizgiyle tarafları oluşturuyorum. Evet, diğer taraftaki iyon da klorür olsun. Klorürün zıt yüklü olduğunu yani bu durumda negatif yüklü olduğunu görüyorsunuz değil mi? Klorür aynı zamanda da tek değerli yani yükü eksi 2 ya da eksi 3 değil. Elimizde bundan 1 mol olduğunu düşünelim. Neden diyecek olursanız tanımı bu şekilde yaptık da ondan. Bu arada şu anda farkına vardım ki klorürün 1 molünü bu şekilde asla ve asla yazamam ya da çizemem. Yani 1 mol klorürü bu şekilde yazabilmek için gerçekten de sonsuza kadar Cl eksi yazmaya devam etmem gerekir. Bu yüzden yazmayı bırakayım ve biz en iyisi Avogadro sayısını kullanarak elimizde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane klorür olduğunu varsayalım. Evet, şimdi de bu iyonların yükünü dengelemek için kaç tane potasyuma ihtiyacımız olduğunu bulalım. Bu sayıyı, demek istediğim gerçek potasyum sayısını yazmak ya da bulmak zor olacağı için de bu miktarı molle ifade ediyoruz. Tamam, mol kullanmamın sebebi de bu zaten. Hadi bakalım. Potasyumun klorürle birebir bağ kurduğunu yani sonucun bu olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi? Etrafta serbestçe dolaşan potasyumlar klorürle karşılaştıklarında birebir bağ kuracaklar. Bu bir klorür için bir potasyuma. Bu da bir mol klorür için bir mol potasyuma ihtiyacımız olduğu anlamına gelir. Bu sayede yükü de kusursuz bir şekilde dengelemiş oluruz. Peki, bu potasyum için kaç tane eşdeğer demektir? Cevap basit gibi görünüyor, öyle değil mi? Bu durumda bir eşdeğer 1 mol potasyuma eşittir. Hatta bunu 1 mol potasyum bir eşdeğerdir şeklinde de söyleyebiliriz. Ve eşdeğerden bu şekilde bahsedildiğini de daha sık olarak duymaya alışığız. Evet, 1 mol potasyum bir eşdeğere eşittir. Eşdeğer ve eşittir kelimelerini peş peşe söyleyince kulağa biraz garip geldiğinin farkındayım ama genellikle bu şekilde ifade ediliyor. İsterseniz biraz daha zor bir örneğe bakalım. Bu defa potasyum yerine örneğin kalsiyumu kullanalım. Kalsiyumun yükü artı 2'dir. Buna karşılık olarak yine zıt yüklü bir tek değerli seçmem lazım. Yine klorürü seçmek istiyorum. Çünkü eksi yüklü bir tek değerli seçmem lazım. Ve klorür bu özelliklere uyduğu için gereğinden fazla uğraşmak istemiyorum. Burada yine 1 mol olacak. Bu durumda bir kalsiyuma kaç tane klorür bağlanır ya da bir klorüre kaç tane kalsiyum bağlanır dersiniz. Şimdi bir kalsiyum klorür partisinde olduğumuzu ve bu ikisinin karşılaştıklarını düşünelim. Karşılaştıklarında bu kalsiyuma 2 tane klorür bağlanır ve bu sayede kalsiyum klorürü oluştururlar. Neden diyecek olursanız klorürler eksi 1, kalsiyum da artı 2 yüklü de ondan. Yanlış renk kullanmışım, hemen düzelteyim. Bu eksi, bu eksi ve bu da artı olacak. Her bir kalsiyum için 2 tane klorür olacak, öyle değil mi? Hemen not edelim. Her bir kalsiyum ya da her iki klorür için bir kalsiyum gerekecek. İki tarafı da ikiye bölersek her bir klorür için 1 bölü 2 kalsiyuma ihtiyacım olur. 1 bölü 2 kalsiyum şeklinde düşünemeyiz ama en azından yaptığımız şey matematiksel olarak anlamlı.
Bunu az önceki gibi 1 mol klorür için 1 bölü 2 mol kalsiyum şeklinde de ifade edebiliriz. Bu durumda yaptığımız tanımı da göz önünde bulunduracak olursak, bir eşdeğer 1 bölü 2 mol kalsiyuma eşittir. Tersini de söyleyebilir ya da düşünebiliriz. 1 mol kalsiyum, şimdi de iki tarafı 2 ile çarpacağım, 2 eşdeğere eşittir. Evet, 1 mol kalsiyum 2 eşdeğere eşittir. Bu ifadeyi genellikle bu şekliyle görürsünüz. 1 mol için kaç eşdeğer lazım? Buradaki cevap 2. Size şimdi bir de bunun kısa yolunu göstereceğim. Kalsiyum 2 değerli. Klorür ise tek değerli olduğundan 2 değerli bir şey için 2 eşdeğer elde ettik. Bakalım, aynı şey 3 değerli bir şey için de geçerli mi? Örneğin azotu ele alalım. Azotun yükü eksi 3'tür. Karşı tarafa artı yüklü bir tek değerli koymamız lazım. Tek yüklü mü? Evet. Zıt yüklü mü? O da evet. Eksinin zıttı artıdır. Öyle değil mi? O da evet. Evet, tam da olması gerektiği gibi. Bundan 1 mol olacak ve 1 mol çizmenin imkansız olduğundan az önce bahsetmiştim. Elimizde bundan 1 mol var diyelim. Ve bunu dengelemek için ne kadar azot gerektiğine cevap arıyoruz. Size bir ipucu verebilirim. İşte ipucu. Şuradan altına da kırmızıyla çizdiğim eksi 3 var. İsterseniz önce uzun yoldan yapalım. Elimizde eksi 3 yüklü bir azot var. Bir kokteyle geliyor ve burada protonlarla tanışıyor. Azot etrafına 3 tane proton toplar ve birlikte NH3'ü oluştururlar. 3 protonla bir azot birleştiğinden iki tarafı 3'e bölelim. 1 bölü 3 proton bir azota eşit olur. Buna bağlı olarak tanıma geri dönelim. Evet, 1 mol proton 1 bölü 3 mol azotu dengeler. Bu da bir eşdeğerin 1 bölü 3 mol azota eşit olduğu anlamına gelir. Tersini de düşünelim. 1 mol azot 3 eşdeğere eşittir. Şimdi bu örneğin başında eksi 3'ün altını çizdiğimi ve bunun ipucu olduğunu söylediğimi hatırlıyorsunuz değil mi? O zaman hemen bunun da altını çizeyim. Neye varmak istediğimi anladınız değil mi? Size verilen katyon ya da anyonun yüküne bakın. Bu manezyum için artı 2'dir. Kalsiyum için de artı 2'dir. Ve eşdeğeri uzun yoldan hesapladığınızda eşdeğerin de aynı sayı olduğunu bulacaksınız. Azotun 3 eşdeğeri vardır. Manezyum ve kalsiyumun 2. Klorürün ise 1. Evet, karşı taraftaki yükü dengelemek için gerekli mol sayısı yani eşdeğer işte bundan ibarettir.